Bu arada sadece buraya mı alıyor bu? Kanka her yere alıyor. Kitaplıktan kahveye kadar. Saçım çıkıyor mu hala artık? Yandırıyorsun çünkü. Abi alırız, biz senin pozunu alırız. Abi! Tamam abi, o zaman yavaştan videoya geçeceğiz. Tamam. Hazırsan. Ha, tamam. Rahat ol, sen rahat ol. Sen rahat ol, ben de rahat olacağım. Tamam. Bir daha bir iş yapıyorum bence. Masaya mukayda. Abi masayı biraz yemin. Şöyle bir çekeyim. Siz tabii çekiyorsunuz sürekli, sonra edit. Tabii o... Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Liseden arkadaşlarımız bazı bölümler yazıp orada yerleşecekler üniversitede. Biliyorsun. Haziran Temmuz gibi sınavları var. Bir kısmı da tabii ki senin gibi, senin şu anda olduğun konuda olmak istiyorlar. Hekim olmak istiyorlar. Bu yüzden hekimliğe dair merak ettikleri şeyler var. Bunları da bize sordular. Biz de senin gibi değerli hekimleri, hekim adaylarını aldık. Onlara o soruları yöneltiyoruz. Şimdi de sana yöneteceğimiz gibi. Sizden değerli cevaplarınızı bekleyeceğiz. Onlara yol gösterici olabilir, belli tavsiyeler olabilir. Kendi mesleğiniz hakkında bilgiler vermiş olabilirsiniz. Sorular soracağım ben sana. Sonra sohbet havasında devam edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman Yunus Start'a hoş geldin. Bravo. Arkada da 100 kişi var. Uzmanlık alanlarınıza nasıl ve ne zaman ayrılıyorsunuz? 6. sınıf bittikten sonra tıp uzmanlık sınavına giriyoruz. TUS'a giriyorsun. 7,5 saat. 2,5 saat başlıyor sabah. Öğle. Öğleyin 2,5 saat bir ara daha var. Sonra tekrar bir oturuma giriyorsun. Akşam yaklaşık 5,5-6 gibi bitiyor. Kazandıktan sonra atanıyorsun. Hangi bölümler var? Onlara da girelim. Tıp ikiye ayrılıyor aslında. Biraz gür konuş bence. Dahili, cerrahi ve temel bölümler diye. Lanet olsun! Temel bilimler var. Dahili ve cerrahi bilimler olarak ikiye ayrılıyor da. Mesela temel bilimlerde işte biyokimya var. Daha çok hasta görmüyorsun. Laboratuvar çalışıyorsun. İşte biyokimya, mikrop falan. Dahili de işte bizim gibi çocuk psikiyatrisi, psikiyatri, iç hastalıkları. Daha çok böyle hasta ilaç ilişkisi. Cerrahi ise mesela beyin cerrahisi, ameliyatların oluyor. Böyle bir eğitim alıyorsun. TUS'ta çok büyük fazla dallar var. İşte su altı hekimliği var. Havacılık ve uzay hekimliği var. Spor hekimliği var. Çocuk psikiyatrisi var. Hatta doktorların çoğu bilmez daha çocuk psikiyatrisini. Erişkin psikiyatrisi var. İç hastalıklar var. İç hastalıkların 20 dalı var. Endok, romato, hemato, enfeksiyon, yan dal sınavları var. Adam bitiriyor uzmanlığı 29 yaşında. Yan dal sınavına giriyor, atanıyor, tekrar çalışıyor. Yani tıp zor. Yani uzmanlık zor. Tıp okuyup da işsiz kalma ihtimalimiz var mı? Yaklaşık olarak 20 sene sonra olabilir. Yine işsiz kalmazlar çünkü nüfusla orantılı artmıyor zaten. Nüfus artıyor. Tıp fakültesinin artışı, öğrenci artışı daha az. Beraber bir orantılı bir artış yok. İşsiz kalabilirler mi? Ukrayna'da taksici doktorlar var. Brezilya'da var herhalde. Lapaprozyonlular. Türkiye şartlarında Iğdır Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanıyorsun. Biraz daha güneye doğru Rakka'ya, Makka'ya da atayabilirler hakikaten yani. Yani işsiz kalmazlar. Bir 20 sene daha var. Sağlık önemli. Stajlarınızın sizin için çok önemli olduğu söyleniyor. Stajlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii şekerim. Tıpta ayrılıyoruz. İlk birinci, ikinci, üçüncü sınıfta genel bir tıp bilgisi alıyoruz. Anatomi, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, patoloji. Sonra bizi hastaneye götürüyorlar. Diyorlar ki siz artık yetiştiniz. Bir hastanede hastalara tokatlayalım. Dördüncü sınıfta iç hastalıklarından başlıyorsun. Bir staj, iki ay. Bir iki ayda ne öğrenebilirsin? İşte hocalarla cedelleşiyorsun, hemşireler sana laf çakıyor falan. Dördüncü sınıfta aldığın dersler şunlar. İç hastalıkları alıyorsun. Tamamen facia. Kadın doğum alıyorsun. Kadınları soğumadan inceleme dalı bence. Yani soğumaman için, soğuman için her şeyi yapıyorlar. Sonra genel cerrahi var. O daha fena. 12 saat transplantasyon bile, 12 saat ayakta duruyorsun. En son pediatri var, çocuk hastalıkları. O şöyle anlatabilirim, görülüyor mu? Görülüyor. Bu kadar bebek var mesela. Prematüre, ağır prematüre bu bebek. Alıyor musun bunu? Uzaylı. Pediatri, ilk uzaylı yani. Sonra bitiriyorsun, diyorlar ki tıpta uzmanlık sınavı var. Çalışıyorsun, 5. sınıfa giriyorsun. Sonra küçük stajlar var 5. sınıfta. Bak ben yoruldum şimdi. 4'te 5. 5'te 10'dan fazla staj var. Mesela üroloji, nöroloji, dermatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatrisi, erişkin psikiyatrisi, adli tıp, KBB, kulak burun boğaz, beyin cerrahisi. Stajlar önemli mi? Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Stajlarda şöyle bir şey var abi. Diyorsun mesela beyin cerrahisine. Lan diyorsun ben bunu sevmedim ulan. Ben nörolojiye gidiyorsun ulan herkes felç. Psikiyatriye gidiyorsun herkes şizofren abi. Sonra diyorsun ki ben bir dermatolojiye gideyim. Herkes sivilce abi. Çok fazla sivilcem var. Ben ne yazayım? TUS'a giriyor. Puanına göre yazıyor artık. Görmen senin bilgini arttırman için değil, yönlenmen amacıyla. Belki çok iyi olabilir. Üniversite süreci ve meslek sürecinde yaşanan psikolojik zorluklara kendinizi nasıl hazırladınız? Sen beni biliyorsun. Ben biliyorum kardeşim. Sen onlar bilmiyorlar. Sen biraz onlara anlat istersen. Benim babam onkoloji profesörü. Yani doktor bir aileden büyüdüm ben. Ama şöyle değil yani amcam profesör, yengelerim profesör. Öyle bir şey değil. Bayağı bilim köylüyüz, yoruyoruz yani. Şalvarı takıyoruz, geziyoruz yani. Ama babam okumuş. Dedi ki ne yazalım? Dedi iki ihtimal var. Tıp ve diğerleri dedi. Dedim tamam derken
cumurlop tıp oku, tıpa karar verdik ama o süreçte babam beni dedi ki yani önüme koyuyordu mesela anatomi atlası koyuyordu abi. Koyuyordu ben orada kemik okuyordum. İşte ben orada bağırsakları inceliyordum. Daha lisedeyken. Daha ilkokuldayken bu. Ha. Çok stresli. Sen hatırlıyor musun? Ya hiç hafta sonu eğlenemedik ya. Kızlara karşı şeyimiz, hissiyatımız şuydu yani bilmiyorduk mesela. O kadar ders çalışıyorsun ki. Hani tıp isteyenleri söylüyorum. Hayatın bir bölümü atacaksın mecburen. Hani hele Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe mi kazanacaksın? Hani net çok başarılı olman lazım. Liseyi bitireyim mi? Bitir abi. Liseyi tamam. Tamam. Artık şöyle oluyor. Tıpı kazanayım, tıp da beni görün. Tıpa başladık abi. Tıpa başladıktan sonra bir de bütlerle uğraşıyorsun. Dedi ki akrabalarım, sen de dedi acayip bir tip var dedi. O bunu babaannem diyor. Kuzum acayip bir tip var bizim okşayarak yani o zaman. Ayıkmam lazımdı benim. Tıp 1'e başladık abi. Ergenlik döneminde şimdi çocuk psikiyatrisi olduğum için anlıyorum. Ergenlik döneminde dışarıya karşı böyle bir adlandırma evresi. Kendini dışarı doğru konumlandırma. Ben neyim? Tamam ben babanın oğluyum ama benim de bir fikrim var abi. Benim bir sevgilim olması lazım. O dönem yani. İşte spora başladım. Baktık yürümüyor yani. Gitmiyor. Hakikaten gitmiyor yani. Ağla ağla ağlıyorum yani. Hep büte kalıyorum abi. Yani yok alışamıyorum. Tıp 2'ye başladık. Anatomi var. İşte fizyoloji var. Yapamıyorum abi. Ağlıyorum ya. Her gün ağlıyorum. Yine yaz tatili yok. Onu söyleyeyim. Birinci sınıfın tıpçı bir öğrenciysen yaz tatili süresi büte kalırsan işte büte kalmazsan 2 ayda büte kalırsan 1-1,5 aydır. İkinci sınıfta bu azadır. 1,5 aydan biraz daha az olur. Üçüncü sınıfta daha da düşer bu. Üçüncü sınıfta ben dedim Fatih bir dedim. Mesmud of Turkey'e katılayım. Vücudum iyice gelişti dedim. Ben artık katılayım. Başvuru şartlarına bakıyorum. Bir baktık slip mayo. Babama söyledim. Baba dedim. O durum var. Oğlum ne oluyor? Tıp 3'e. 4 sene önce yani. 4-5 sene önce. Burada kendini nerede bulmak istersin? İki ihtimal vardı. Slip mayo giyip babamın da red giyecektim. Böyle dirli şartlı oynayacaktım. Ya da şimdi burada oturuyoruz işte. Burada oturduğuma göre slip mayo hiç giymemişim. Bravo abi. Zor işte ya. Bir hayat kurtarmak size nasıl hissettiriyor veya kurtaramamak? Kurtardığın veya kurtaramadığın. Tıp 4'teyiz. İç hastalıklarının bir stajında tabii herkes ölüyor acı. Hematoloji servisi ölüyor herkes yani artık. Gerçekten böyle ölüyor travmatik ya. Ölüyor. Hemşire hanım şunu alın. Şu alın. Öldü bu. Paketliyorlar gönderiyorlar. Bir tane çocuk hasta gelmiş çocuk diyorum. Yaklaşık olarak 40 yaşında pansitopeni yani bütün kan değerleri düşük. Büyük ihtimal akut miyolit lösemi falan. Baya kötü bir hasta yani. Önümüzde diye öldü böyle tamam mı? Dedim hocam ölüyor bu. Kapıyı kapat dedi, ölür dedi. Ölmesini bekledik. Çünkü şey ölecek, malignit hastası. Şok oldum abi. Malignit? Yani kanser hastası. Zaten ölecek ama sabah ölü bulduk yani. İlk defa orada gördüm yani. Öldü adam yani karşımızda. Ertesi sabah karşısı öldü. Sonra çapraz. O ölüyor, o onu görüp ölüyor. Çok travmatik ya. Hayat kurtardın oldu mu? Benim mi? Evet. Yok. Ne kadar kurtarabilirsin yani? Günde 100 hastanın 50'si ölüyorsa 50'sini kurtarır bu sevinç değil ki. Abi ben tıbbı yazdık ama dedim hani hayat kurtarmayacak bir bölüm. Hayat mesela bizim çocuk psikiyatri istememin sebebi ergenlerin hayatına şöyle bir parmak dokunmam benim için yeterli diye düşündüm. Biz dokunuyoruz hani diğer doktorlar referans oluyor, yardımcı oluyor zor abi. Ben çok ölüm gördüğüm için hastalarda artık ölüm kavramı biraz içi boşalıyor aslında. Ama hayat kurtardım dersen no. Genelde insanlar tıp okuyanların üniversite hayatı çok sıkıcı, çok zor geçiyor diyorlar. Doğru mu? Abi doğru. Çok sıkı, hatta sıkıcılık lafı az. Çok sıkıcı abi. Yaz bitiyor. 2 ay tatilimiz var. 2. ayın ortasında büt açıklıyorlar. Ulan büte kalmışız. Ama ben bilet almışım işte. Memlekete gideceğim, gezeceğim İstanbul'u. Yalan. Aşırı sıkıcı. Eğlenceli bir tıp hayatı olmaz. Başarı olamaz. Peki bu okuduğunuz bölümle mi alakalı? Okuduğunuz bölümdeki insanlarla mı alakalı? Hep komple. Son 3 dönemdir intihar eden arkadaşlar var. Asistan falan. Adam ne diyor biliyor musun? Asistana. Ben böyle gördüm sen de böyle yapacaksın. Ya biraz empati yap ya. Adam asistan evlenmiş. Yeni para kazanmış, yeni çoluk çocuk sahibi olmuş. İzin ver, 3 gün izin ver. Sen o adam 3 gün izin verirsen o adam ölmez. Bölüm kapanmaz. Hoca o gün karısıyla kavga ediyor ya, sana kan kusturuyor bir hafta. Böyle bir tıp hayat. Ne kadar sıkıcı olmasın. Öğrenciyken de geçerli mi bu? Tabii, Ramazan'dayız abi. Aramızda Müslümanı var, Yahudisi var, Koşerisi var, Süryanisi var, Nusayrisi var, bir şeyler var yani. O oruç tutabilir, o tutmaz değil mi? Ben de orucum bütte girdim. Hoca aldı öyle kahveyi. Oh. Şimdi baktığın zaman dedi, yemeğini ona kahveni iç dedi, tekrar içti. Orucuz yani. Ramazan ortası. Artık Ramazan oldu kesin. Belli belirsiz değil yani. İkinci, üçüncü gün değil. Bayağı kesin Ramazan. Herkes oruç. Bu gavuru... Lan saygı duysana karşıma kahve. Bir de benim başım dönmüş. Sahur da yapamamış. Ne konuştum hatırlamıyorum. Hocayı hatırlamıyorum. Hoca soru soruyor sürekli. Tıp yazacak adam şöyle şuna doğru yazması lazım. Ben çok zorunlu. Kararlıyım. Bir yıllık hayatın iki günü yaşamak istiyorum. Geri kalanı hastalarımla geçirmek istiyorum. Bunu demesi lazım. Yani o hastaneye getir hemşire. Cukumasyonu. Böyle bir şey olmaz abi. Memur kafasıyla işsiz kalmayalım diye tıp yazarlarsa pişman olabilirler. Seveceksen yazacaksın. Zor ama. Tuz.
tam olarak nedir ve ne zaman yapılır? Tıpta uzmanlık sınavı 1984 yılında... Tababet kanunu var ya bizde. Tababet kanununa yer aldıktan sonra uzmanlık bir tüzük olarak geldi bize. Dahili yazmak istiyor. TUS'a giriyorlar. Önceden öyle değildi. Hocalar şekerim sen. Ben seni seviyorum hayat. Asistan olarak alıyorlardı. Sınavsız. Artık orada hocanın görüşü ne? Hoca Marksist. Milli Selamet Partili sen almaz seni. Almaz yani. Emme gerçek yani. Taşlardaki çocuklar aç kalacak. Tıpta uzmanlık sınavı olduktan sonra giriyorsun sınavına. Yılda iki defa yapılır. Önceden Eylül ve Nisan'da yapılırdı. Şimdi Şubat'ta yapılıyor. Ağustos'ta yapılıyor artık. 240 soru. Gerçekten zor, 7,5 saat süren, ömür giden bir sınav. Zorunlu doğu görevi hakkında bilgi verir misin? Abi zorunlu doğu görevi çok önemli. Hayat böyle İstanbul'da değil şekerim ya. Mesela Mardin'e atıyorlar kızı. Kız tiki. Mardin'e atadılar. Kötülediğim için değil. Bala benim çocuk şenedir ha dedi kız. Ay niye öyle diyorsun? Oradan diyor ki sen ne diyorsun lan? Gevşek diyor mesela. Kız direkt kafayı yiyor yani. Bir Diyarbakır görmek lazım. Şırnağım, ben gittim mesela oralara. Bir Bitlis'i görmek lazım. Orada neler bekliyorlar. Batman'a gidecek, o dili konuşamayacak. Bizim çocuk yani öldü falan diyecek. Biz de efendim şimdi baktığın zaman mevcut durumlarda falan diye terapiye başlayacaksın. Öyle bir şey olmaz ama görmek lazım. Doktorlar biraz periferi halkı görmesi lazım. Bizim doktorlar halktan uzaklar abi. Halkı bilmeleri lazım. Böyle şarap içelim, muhabbet edelim, reyna gidelim. Tamam iç evinde iç, muşta evinde iç yani. Yani halkı bileceksin ya, öğreneceksin işte ya. Yani öyle lord takımına gerek yok. Tıp eğitimine uygunluk için nasıl bir profile sahip olmalıyız? El becerisine sahip olmak zorunda mıyız mesela cerrahi? Hayır doğru. Cerrahi el çok önemli. Mesela bana şey dediler, sen çok kahve içtiğin için elim çok titrer hakikaten. Olmaz. Plastik cerrah var, eli titriyor herifin. Burun mu yapacak, göz mü çıkaracak artık? Azeri bülbül gibi herif. Mikronluk ameliyat dedikleri doğru yani. Küçük damarları bağlayacaksın, küçük kolateraller açacaksın. Orada hekimin inanılmaz bir teorik bilmesine gerek yok yani. İyi bir eli olacak. Mesela dikkat et, o cerrahlar öyle Starbucks'a görmez. Giderler Starbucks'a oturur su içerler. Çünkü kahve titretir. Cerrahide şeyi seveceksin, ayakta durmak sevecek misin? Ameliyat yapacaksın kadın doğumda. Arkada duman eşliğinde, duman konseri. Aman 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 böyle. 20 derece sıcaklık, soğuk. İşte ben önlük giyiyorum. Tamam, seversin, scrubs falan. Ama çalışkan da olacak. Yani şöyle, doktorlar dedektiftir ya. Hasta geldi. Aa evet evet, sana bir MR çektireyim, ben bir de kantar yapayım. Bir ay sonra geldi. Anlaman lazım. Dedektif okuyacaksın. Okumayı seveceksin. Abi ben günde bir 600 sayfa patoloji okuyordum ya. İki majezik içiyordum, ağrı kesici içiyordum öyle yani. O kadar. Bizim tıpta kitapları öyle. Kozmopolitan gibi okumuyorsun. Ele dergisi okur gibi okumuyorsun. Ezberleyerek okuyorsun. Açtım abi fanatiğin dergisini. Ronaldo'yu aldılar. Öyle değil. Bir de hocam oturursun. Primer sklerozan kolonjide okursun bir saat. Bir saat oligodendrogliom okursun. Aplastik anem okursun mesela. Yani bunlar tıp terimleri de. Bir okumayı sevmesi lazım. Uzmanlık, profesör, doçentlik gibi sıfatlara ulaşmak için neler yapılmalı? Öyle bir soru var mı hakikaten? Evet. Liseler soruyor doçentlik için. Doçentlik için ikinci asistanlık oluyor TUS'ta. 4 sene, 5 sene, 6 sene bitirdikten sonra uzman oluyorsun. 1,5-2 sene bir zorunlu hizmetin var. Sonra üniversitelere bağlı olarak aldığın dil puanına, senin yaptığın yayınlar, CGI Expanded, uluslararası yayın dergilerde, impact yüksek dergilerde makalen seçilir, beğenilirse üniversite seni alıyor yardoç olarak. Yani şimdi doktor öğretim üyesi. Belli kriterleri var. İşte 100 tane yayın yapacak. Yurt içi, yurt dışı. CGI Expanded olacak. Sözlü bildiriler yapacaksın. Makaleler sunacaksın. Sonra doçent oluyorsun. Sonra doçentlik bizim ülkede. Doçent artı 5 eşittir prof zaten. Ben profları hiç kimse anlatmayayım ya. Nasıl prof oldun? Çok zor. 5 sene bekliyorsun zaten yani. Daha kaliteli bir üniversitede okumanın getirileri neler oluyor sence? En baba hocalar vardı yani. Onları görüyorsun. Adam enfeksiyon duayeni ya. Adam ondan sorulur yani. Şimdi hocaya görüyorsun bir yazdıkları textbook var ya bizim okul. Onlar yazmış. Bir de bizim yardoç var Mehmet abi. Ya ben de bilmiyorum be Esat'cığım be. Vallahi ben de bilmiyorum aslında öyle de herhalde. Vallahi böyle bak. Bizim hoca böyle. Tamam şimdi onu şey yapalım. Şimdi sen onu tetkik iste şu ilaç başla. 3 tane böyle ağır profesör yaklaşık 10 kilo olan. Hasta zaten onların yanında eziliyor böyle. Çok güzel oluyor ya. Hay böyle adamın gözünün içine bakıyorsun. Hocam işte her şeyi öğretiyor sana. Ben de böyle çok çalıştığım için çok spot atardık onlarla TUS'la alakalı. Cushing sendromu ne? Ben söylerdim adam şok olurdu sen nereden biliyorsun. Hocam tıp okuyoruz yani biz de. TUS'a faydası oluyor mu mesela? Özelin çok faydası olur. TUS başarısına göre üniversite tercih edilir mi? Hayır. Herkes Hacettepe'ye gidiyor. Hacettepe çok başarılı mı TUS'ta? Yok. Çok zor internlü. Mesela Hacettepe tıptaki çocukları al koça koy. Koç desin ki size internlü rahat yaptıracağım. Hepsi dünyanın en iyi doktorlar olur. Çocuklara kan aldırıyorlar. Ya intern adam görevi kan alıp hemşireyle didişmek değil ki. Özelde çalışmak mı, devlette çalışmak mı? Özel. Paranın kokusu. Doların kokusu farklıdır ya. Özel derken yani kendine ait bir özel. Yani illa özel hastane değil. Şimdi devlette, valla ben çocuk şey ya dövüyor. Diyorum ki 3,5 yaşında bir çocuk geldi, onu anlatayım. Anladım. Bak, bura önemli. Bura çok önemli. Evi yakmış. Nasıl yakmış? Dedim, niye ev yaktın? Sana ne lan dedi mesela. 4 yani. 4.
normal hastalığa yanlarlık etik değil de şöyle. Yani bizim hem çocuk psikiyatrisi alakalı neler görüyoruz? Hasta popülasyonu nasıl? St. Joseph Lisesi'nden hamburger yere düşüp üzülen çocuklar gelmiyor bize. Bu çocuğa öyle bir tedavi yapman lazım ki bağlantı sana iyi olacak. Sana bağlanacak. Anneye bağlantısı az, babaya bağlantısı az. Psikopatoloji gelişmiş çocuk. Psikopat olacak. Bu çocuğu bir şekilde hayata entegre etmemiz lazım. Burada tabii MEF üniversitesindeki çocuklar da incelemeyi biliriz yani. Kız arkadaşımla ayrıldım ya. Üçüncü kız arkadaşım bu arada benim. Erkek arkadaşım, biseksüelim. Böyle çocuklar da var ama biz ev ilgilenmiş çocuk. 4 yaşında evi yapmış herif yani. Ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz? Bunu söylemeyeyim ya. Söyle abi. Söylemeyeyim ya. 10.000 yeter mi? Yetmez ama evet. Yeni mezun olan bir doktor. Hı. Altına 10 arası değişir. Uzman 10'dan başlar. 50'ye, 80, 90 özellikle fiyatları. Hı. Ama çok yetiştirmen lazım. Yani doğayan olacaksın. Mesela Esat teyzen dendiği zaman diyecekler ki sen tamam gel. Para alacağım bu arada sizin çocuğunuzdan, onu söyleyeyim. Tekrar seçim şansın olsa yine aynı bölümü veya mesleği yapar mıydın? Ya mecbur. Mecbur. Baba mesleği de şey. Demirci babanın demirci oğlu olacak. Baban mesela Fransız büyükelçisi deseydin büyükelçi olurdum ama. Yani tüm paralel evrenlere hesaba kat. Tüm uzayı hesaba kat. Koy. Yani biz her türlü de herhalde doktor olurduk yani. Abi davet ettik. Sen de icabet ettin. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ayaklarına sağlık. Konya'dan bizim için buraya kadar geldin. Yunus Ters için. Kırmadın bizi. Teşekkürler. O kadar yoğunluğun arasında, işin gücün arasında vakit ayırdın bize. Arkadaşlarımıza yardımcı olmuş olduk. Faydalı olacağına eminim. Yunus Ters. Şöyle çek. Çekeriz abi. Ayaklarına sağlık. Diline sağlık. Teşekkürler. Bravo.